Merhaba arkadaşlar, bugün mod tanıtım ile karşınızdayım. Bugünkü tanıtacağım modda bir adet boss var. Evet, sadece bir adet boss var. Ama bu boss'u Warden ile kapıştıracağım. Bakalım Warden'ı yenebilecek mi? Onu göreceğiz. Burada da bir tane köy var. Bu köyü de patlatırlar belki kapışırken. Nasıl kapışacaklar çok bilmiyorum. O yüzden oraya kadar sıçrar mı kapışma bilgim yok. Aa, burada bir kedi var. Ne oldu? İttirdi beni gitti. Neyse. Şimdi yorumlarda çok fazla gelen iki adet soru var. Onu cevaplayacağım. İlk soruyla başlayalım. Yorumlarda en çok gördüğüm sorulardan birisi şu. Videolar neden az geliyor? Öncelikle ona bir cevap vereyim. Bu aralar çok vaktim olmuyor arkadaşlar. Sabah akşam 31. İkinci soruya geçelim. Yıllardır videolarını izliyorum. Eskiden de kraldın, hala kralsın. Kral kalmayı nasıl başarıyorsun diye sormuş birisi. Buna benzer birçok yorum gördüm. Ama bu soru şeklinde olduğu için buna bir cevap vereyim. Yani kral kalmayı nasıl başarıyorsun demiş çünkü. Öncelikle buna benzer yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Videolarımı sevmeniz, beni sevmeniz beni çok mutlu ediyor. Bu tarz güzel yorumlar için öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Soruya gelecek olursak kral kalmayı nasıl başarıyorsun diye sormuş. Bu doğuştan gelen bir şey. Eğer kral olmak istiyorsan vücudunun %95'i taşşak. Tamam, boş muhabbetlerimizi yaptığımıza göre artık şu modu bir tanıtalım. Bu modu yüklediğimizde şöyle bir boss geliyor. Evet. Sadece bu yumurta geliyor yani. Başka da bir şey gelmiyor. Şimdi bu boss'u size göstereyim. Bir de tabii Warden gerekiyor bana. O yüzden hemen onu da alalım. Kapıştıracağım. Şimdi mod ile gelen boss'u koydum abi. Şöyle bir şey. Bayağı büyük. Böyle heybetli. Oo bak, hoplayıp zıplayıp bir şeyler yapıyor böyle. Animasyon, efektler falan her şey var. Aha, domuza girişti la. Ne yapıyorsun? Bayağı güçlü bu arada. Canı falan zaten görüyorsunuz. 350 diyor. Tabii orada bir de zırh var gördüğünüz gibi. O da bayağı yüksek. Aha dur bakayım. Aa, golemle kapışıyor. Abi bu ne görse dalıyor. Bir şey diyeyim mi? Golemi bayağı ağır patakladı. Tamam, şimdi bir de Warden'ı koyalım bakalım. Bir tane koydum. Kapışacaklar mı? Aha, Warden'a vurdu hasarı. Warden'ı sinirlendirdi. Warden'ın koşuşu niye bana benziyor? Aa, köylüler saldırıyor. Koş Warden, kurtar onları hadi. Warden oraya gidene kadar. Aha, kapışıyorlar, tamam. Warden'ın 500 canı var ama tabii zırh barı ile alakalı bir olay. Mesela bu az hasar yiyor o yüzden. Büyük bir ihtimal bu boss alır çünkü çok az hasar yiyor, görüyorsunuz. İyi dayandı ama Warden. Bayağı da canını azaltmış ama Warden ölecek gibi ya. Aynen. Çünkü çok fazla hasar yiyor, baksana. Evet. Bir Warden'la bir tane bu boss kapıştı mı bu alıyormuş. O zaman bunu 3 Warden'a çıkaralım. Şöyle yapalım. Önce şöyle bir git abi, bir de sabah yapayım. Klavye sesi de çok geliyor diyen arkadaşlar olabilir. Klavye sesi çok geliyor. Rahatsız olan çeksin gitsin lan, sizle mi uğraşacağım? Ne yapayım şimdi? Zihin gücümle mi yönlendireyim karakteri? Yani ne bekliyorsunuz işte, klavyeye basınca ses çıkıyor. Boş boş konuşmayın ya. Ben niye gene sinirlendim ya? Arada böyle kendi kendime atar yapıyorum. Bana çok takılmayın. Şimdi bir tane bundan koyacağım ama öncelikle şöyle bir kolay aldım abi. Tamam mı? Bir tane bundan koydum. Üç tane de çat çat çat. Evet, savaş başlıyor. Abi çukura düşmeyin ya. Ya çukura niye düşüyorsunuz ya? O sığmayacak büyük bir ihtimal oraya. Şuraları şöyle kırsam içeri girer mi? Hah, girdi, tamam. Dar alanda kapışsın da.
Oy, ne güzel zıpla attı. Galiba yatacak bu arada çünkü canı çok fazla azaldı. Wardenlardan biri öldü mü? Aa dur, tam alacak dedim, alamadı galiba. Aa 60 canı kaldı. Abi şansa bak ya. Bu arada elmas kılıçta ben buna kaç vurabilirim? Şöyle. 3. Bununla. 3. Az, bayağı az bu arada. Tahta. Bununla da bir vururum büyük bir ihtimal. Oo, iki gene. Aa bir. Bu ne la, zombi şey yapıyor. Bak iki vuruyor, gene iyi tahta kılıç, iyi vuruyor. Tamam. Şimdi şunu tekrardan bir silelim abi. Bunu gene kesemediler. Bu sefer 4'e çıkaracağım. 4'te de kesersiniz herhalde. Belki güzel bir eşya düşüyordur diyeceğim de zaten mod ile herhangi bir eşya gelmiyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden eşya düşeceğini pek sanmıyorum. Hani mod ile eklenen eşyalar olsa belki onlar düşer diyecektim de. Neyse şimdi 4 taneyle deneyelim ama çukur olmasın ya. Şuraları bir doldurayım. Tamam. Şimdi 4 Warden'a çıkaracağım. Bu sefer alması lazım. Çünkü 60 canını bıraktı. 4 tane olunca bence alır. Bırak o domuzu, bırak ya. Domuzdan ne istiyor? Nereye gidiyorsun ya? Gel ha. Warden'lar var ya, acımıyor ha. Pata 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 vuruyor. Wardenların kaç canı var, bir dakika. Daha var canları ya. Hadi yatırın artık, 4 kişisiniz. 1 vs 4 atıyorsunuz yani, bir zahmet başarın artık şu işi. Bu arada canları bayağı azalmış. Aha gidiyorlar, gidiyor gidiyor. Aha 40 canı kaldı. Şaka gibi, gene kesemediler. 40 can kaldı. Bunu kaç Warden kesebiliyor onu merak ediyorum. O yüzden 5'e çıkaracağım. Tek tek çıkarıyorum. Bunu kesmeleri lazım ama ya. 4 tane Warden bile kesemiyor bak. Şaka gibi ha. Ben bununla teke tek vs atayım diyeceğim de bu beni parçalar yani. 4 Warden bile kesemiyorsa. Tamam 5 tane çıkardık. Gel buraya. Çok uzaklaştı ama bu ya. Orada tavuğa mı girişiyor, ne yapıyor? Ama böyle olmadı ki, bu sayılmaz ki, diğerleri saldırmıyor bile ya, dur. Adam gibi kapışmadılar, tek tek gidiyor Warden'lar, olmaz böyle. 5'i birden girecek. Tamam 5 tane koydum. Bir de canavar öyle bir vuruyor ki hani bayağı böyle ikili üçlü, hatta bazen beşine birden hasar vuruyor tek vuruşta. O yüzden toplu vuruyor yani, o da bayağı vuruyor, bir de hepsini etkileyince Warden'lar çok dayanamıyor. Bunlar kapışırken ne kadar çok ses çıkarıyorlar ya. Ha gene ölüyorlar bu arada. Hadi. Hadi 3 tane kaldı. Canı çok az. Alın hadi. Hayır hayır. Abi 23 can. 23. Gene beceremediler. Tamam 6'ya çıkıyoruz yavaş yavaş.
Ne kadar güçlüymüş ya. Bunlar neyi bekliyor burada? Ha? Abi böyle geç dalarsanız olmaz bak. Aynı anda. Aa, sıkıştırdılar. Dur bakalım. Ağaçların arasına aldılar. Kıstırdılar. İyi de böyle vurdular çok fazla hasar yedi. Sıkıştırınca daha çok hasar yemeye başladılar ya. Bence sıkıştırmasaydılar daha iyiydi. Aa, dur bayağı azaltmışlar canını. Aha. Hadi. Vur şuna vur. Kestiler, tamam. 6 tane olunca kestiler ama gene bayağı pataklandılar. Bunlar biraz aşağı düştü ya, o yüzden hasar yiyememiş de olabilir. Hani buradan bunlara çok fazla vuramadı sanırım. Çünkü bunların canı bayağı yüksek yani. Baksana şurada bir tanesi 132 can. Neyse 6 tane Warden bir tane bunu kesti yani bu boss'tan. Bir zahmet artık kesin yani. 1 ve 6 attınız. Tamam, şimdi bir de ben kapışacağım. Ama tabii hani 6 tane Warden'ın bile zor kestiği bir boss'u ben nasıl keseceğim? Büyük bir ihtimal kesemeyeceğim. Tamam, şimdi bir sürü büyük kitabı aldım. Bunları hemen şöyle basacağım. Çok güçlendirmeyeceğim. Bir tane büyü basacağım hepsine. Bir yaya iki tane basacağım. Çünkü sonsuzluk basacağım ekstradan buna. Hani çok aşırı güçlü olmak istemiyorum. Yani böyle standart bir netherite setle şu kitaplarla dayanabiliyor muyum onu deneyeceğim. Şimdi keskinliği basalım buna. Kaska koruma 4. Mesela dikenler falan da bassak bunlara bayağı etkiler yani. Yani bana vurduğu şey hasar kendine geri tepeceği için. Ama öyle de çok güçlü olurum ya. O yüzden ben bu şekilde denemek istiyorum. Aşırı güçlü olmak istemiyorum. Şöyle her şeyimizi bir büyüleyelim. Tamam. Bakalım böyle dayanabileceğiz mi? Bence dayanamayacağız ama olsun. Şimdi kapışmaya hazırım. Şöyle survival'a geçtim. Yumurtayı koyuyorum. Ama önce elmamı yiyeceğim. Tamam, şimdi yumurtayı koyuyorum. Hadi bakalım. Oo, yay gene iyi vuruyor bu arada. Bu benim yanıma böyle yaklaşmazsa ve ben bunu yağ ile böyle dürte dürte rahat kesebilirim. Ama biraz hızlı koşuyor ya. Daha doğrusu adımları büyük atıyor. Devasa bir şey olduğu için böyle hızlı yaklaşıyor. Hop! Tamam. Yanına bir yaklaşıp bir tane hasar yiyeyim bakayım. Tek atmazsın herhalde. Ne oluyor ya? Böyle kıskaçlarını mıskaçlarını hareket ettiriyor. Değişik tipi var. Aa, zıplıyor. O kafama bastı lan. Bir şey oldu, dur. Abi kafama atladın. Çok vurmuyorsun ki sen bana. Büyüler tabii bayağı etkilemiştir yani. Bir zırhlarımı çıkarsam herhalde beni kağıt gibi ezebilir. Bu arada bak, bu şekilde bu sette bu büyülerle çok rahat kesiliyor, onu fark ettim. Aynen öyle. Mesela bir kaskımı çıkarayım bakayım. Şunu da çıkarayım. Şu an ölebilirim bu arada, bir dakika. Yavaş yavaş bir deniyorum hasarı. Evet, güzel vurmaya başladı hafiften. İyi tokat atıyor ama ha. Bir dakika, bir dakika. Fazla tokatlamaya başladı. Bütün seti çıkarsam tek yer miyim ya? Bence yemem. Değil mi? Tek atmazsın bana. Çünkü ben bu şekilde bunu çok rahat keserim yani. Ama onun vurduğu hasarı merak ediyorum. Tek atmazsa iyi. Tek atmazsa iyi. Hayır hayır. Boşta niye vuruyorsun? Ha, öyle çok vurmuyor ya. Ben bayağı böyle tek atar kafasındaydım da öyle tek atmalık bir durum olmadı. Tabii gene fazla vuruyor bu arada. Ama hani benim beklediğim kadar değil der ki ölüyorum. Bu sefer güzel indirdi suratıma. Tamam tamam, fazla vuruyor ya. Bir daha vur bakayım. Evet evet, bayağı iyi vuruyor yani. Daha ne kadar fazla vursun. Tek atmıyor. Hani ben tek atar diye düşünüyordum ama tek atmıyormuş. Tamam, şunu şimdi giyeyim ben. Seni biraz pataklayayım.
Yani 6 tane Warden'ın zar zor başardığı şeyi ben tek başıma başarırım. Çünkü ben mavi slime'ım. Ya böyle hoplayıp zıplama ya. Değişik değişik hareketler yapma. Ben buna keskinlik bastım, evet. Gene az vuruyorum ya. 3-4 falan, yani bunlar az hasar. Tatmin etmiyor. Yayla bile aynı vuruyorum. Bunu aslında var ya, yayla öldürmek çok daha mantıklı ya. Tabii yayda güç var, o da ayrı bir olay. Yani güç olmasa bir de vurabilir. Bir deneyeyim. Ben böyle şeyleri merak ederim çünkü. Bir dakika abi, bir üstüme atlamazsan. Buradayım, buradayım. Ama vuramıyorum ki ben. Yemiyor asa. 2 vurdum. 3 vurdum. Yo, yani büyü basmadan da bunu okla böyle dürte dürte daha rahat öldürürsünüz, aynen. Tabi koruma dörtlü setiniz varsa yaklaşıp kesseniz daha rahat olur, böyle uzun sürer. Ama hani çok güçlü değilse karakteriniz, uzaktan dürtebiliyorsanız kesilir yani. Çok ses çıkarıyorsun be. İçinden en azından biraz daha böyle tatmin edici bir XP çıksaydı güzel olurdu yani. Ama olsun olsun. Güçlü. Gördüğünüz gibi hani bayağı güçlü bir canavar. Zaten Warden bile baş edemiyor bununla. Ama ben bayağı rahat baş ettim ya. Ben daha güçlü vurur sanıyordum bana da. Demek ki güçlüymüşüz yani. Bu setlerle koruma 4'ü dizdikten sonra bayağı rahat dayanıyoruz. Onu fark ettim. Güzel. Netherite set, koruma 4, büyüler. Tamam. Koruyor bizi. Bu keskinlik 5'miş, bilmem işte güçmüş, bunlarla aslında çok da uğraşmaya gerek yok yani. Ne bileyim, sallıyorum, bu keskinlik 5 olması 3 vuruyorsa keskinlik 5 de 4 vuruyor yani, artı bir hasar için. Keskinlik 5 ile uğraşmaya değer mi değmez mi, orası size kalmış. Buna zaten güç direkt basmayın bence. Normal, hiç sadece sonsuzluk olsa gayet işinizi fazlasıyla görür diye düşünüyorum. Mod bu şekildeydi. Umarım modu sevmişsinizdir. Eğer videoyu da sevdiyseniz videoyu beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız video yüklediğimde anında haberdar olursunuz. Bu videoluk bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.